yanına bırakmamamız lazım. Bu akşam yeni ortakla yemek yok mu? O zaman sen de eline geçen kozları iyi kullanırsın. Ondan ancak böyle kurtuluruz. Adem sen niye geldin? Timur Bey çağırdı. Niye çağırmış ki seni? Söyledi mi niye çağırdığını? Hayır ama acil olduğunu söyledi. Babam kendince çemberi daraltmaya çalışıyor. Şimdi Furkan'ı saldı üstüme. Başımın etini yiyor ne zaman geleceksin, nasıl geleceksin diye. Eve hiç mi dönmeyeceksin? Hiç dönmeyeceğim Defne. Hep burada kalacağım. Hatta istersen beraber Telma ve Louis gibi kaçalım, ne dersin? Ya kızım niye dalga geçiyorsun? Aklında ne var onu anlamaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok, eve döneceğim. Parasal durumlar işte. Döneceğim dönmesine ama babama bir ders vermem lazım. Ay iyi de güzelim, sabahtan beri düşün düşün hiçbir şey bulamadık ki. Gökçe. Şunları yiyip alışverişe mi çıksam? Sabahtan beri ben ne diyorum, sen ne diyorsun Defne? Ya param yok diyorum, alışverişe çıkalım diyorsun. Delirdin herhalde. Oha. Oha buldum. Ne? Bak yine deli deli şeyler geçiyor aklından senin. Ay Gökçe korkutma beni ya. Babama öyle bir ders vereceğim ki. Timur her şeyi öğrendi. Bu iş çığırından çıkacak göreceksin. Kusura bakmayın. Geç kaldım biraz. Adem otur. Öleyim. Aa yapma ama. Biz artık açtık bunları. Otur. Adem, bugünden itibaren Yasemin'i daha da yakından korumanı istiyorum. Onu adım adım takip edeceksin. Bir an bile yalnız bırakmayacaksın. Anlaşıldı mı? Yeni bir tehdit mi var? Tehdit, şantaj. Bunlar benim hayatımın bir parçası. Ayrıca tehditin ne zaman, nereden geleceğini asla bilemeyiz. Değil mi hayatım? Timur Bey. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama avukatınız geldi, sizi bekliyor. Akşam yemeğine misafirimiz var.